Lale, hazır mısın hadi? Tamam Bahar abla. İşten atılmayalım. Zaten durumlar kelek. Üf, ne oluyor ya? Bu evin gerilimi gerdi beni yani. Aman ya, bunlar böyle yaşıyor. Boş ver. Ya nereye bassam patlıyor. Mayınlı gibi yani her yer. Sen bildiğin gibi yaşa. Patlaya patlaya mayın kalmaz bir gün. Kafanı gözünü kolla yeter. Kart yanında olduğu zaman araba sahibini tanıyormuş. Kilitleri açınca da araba çalışıyormuş. Vay vay vay. Aa, o ne? Yoksa araban mı geldi? Ne arabası? Ya Seymen bir araba sipariş etmişti bana. Galeride görmüştük. Tam sana göre diye tutturmuştu. Ay şuna bak. Anahtarsız abla, bunu kullanacaksın. Biliyorum. Seymen gördü mü? O gittikten sonra geldi. İyi, gidip gösterelim. Atla Lale. Aman gelin abla, ilk seferi. Ben de gelem istersen. Bu kendi kendine bile gider ya. Abi iyi misin? İyiyim işte. Böyle bir sabahtan sonra ne kadar iyi olunabilirse. Ya özür dilerim. Sabah sabah size de kaba davrandım. Annemle bir şeyler oldu değil mi? Ya bıktım be oğlum. Bir şey toparlıyorsun öbür taraftan dağılıyor. Hangi birinin derdiyle uğraşacağımı şaşırdım artık. Bu kadar insanı tek parça tutmak zor iş. Annem sana ayrı eve çıkmak istediğimi mi söyledi? Ayrı eve mi çıkmak istiyorsun? Annem söylemedi. Peki annem ne dedi? Gidin kendi dünyanızı kurun dedi. İtiraz etmedi yani. Öyle mi dedi? Çok güzel. Siz beni delirtmek mi istiyorsunuz be? Ne demek ayrı eve çıkmak? Ben sizi bir arada tutmaya çalışıyorum lan. Sen kaçmaya çalışıyorsun. Sen gidersen tek kişi kalmaz o koca konakta. Niye aldık biz o evi o zaman ha? Milyarlarca para döktük. Bir daha başımız üzerinde bir evimiz olsun diye. Yarılarımızı beraber saralım diye. Çoluğumuzu çocuğumuzu beraber büyütelim diye. Abi, herkesin yaşamı senin kadar pürüzsüz değil o konakta. Ne istiyorsunuz ya? Ne istiyorsanız, nasıl yaşamak istiyorsanız o hale getirin o zaman. Eski odana tıkılıp karınla orada yaşamayı seçen sensin. Abi, mesele mekan değil. Bana mı sinir oluyorsun? Kendi kardeşlerine, annene, 40 yıldır kapanan kul kere olmuş insanlara mı yoksa? Abi, kimseyle bir alıp veremediğim yok. Lale... Ona o kadar sevdireceksin oğlum, başka yolu yok. Annem Lale'ye huysuzluk ediyorsa da onu da engelleriz. Seninle makul bir konuşma yapamayacağımızı biliyordum zaten. Öyle mi? Zeki çocuk. Bravo. Beni ne kadar iyi tanıyorsun öyle. Ağam. Ne var vekil? İyi misiniz diye baktım. Sesiniz koridorda inliyor da. Kızlar geldi. Kapıdalar. Korkudan içeri giremiyorlar. Gelsinler tamam. Hayrola ne var? Araba geldi de bir gelip gösterelim dedik ama sonra da. Gel güzelim gel. Ne haber Lale? Ya sabah için kusura bakmayın biraz gerildim de. Oturun oturun. Ne içersiniz? Çayı alırım.